Lezzetli Tariflerin Adresi Lezzetçi kanalından selamlar. Ben Betül Öz. Bugün sizlere kuru patlıcan yemeğinin tarifini vereceğim. Kuru patlıcan ile genellikle dolma yapılır. Ama ben bugün musakkalık dilimlenmiş patlıcan ile yemeğinin yapımını anlatacağım. Musakkalık kurutulmuş patlıcan bazen benim kullandığım gibi parmak parmak ya da yuvarlak dilimlenmiş olarak satılıyor. Biz patlıcanı evde kendimiz kuruttuğumuz için patlıcanı iki parmak kalınlığında doğrayarak kurutuyoruz. Gelelim şimdi yazın kuruttuğum patlıcan ile lezzetli kuru patlıcan yemeğinin yapımına. Kuru patlıcan yemeği için malzemeler 175 gram musakkalık kuru patlıcan 6-7 adet kuru biber 1 büyük boy kuru soğan 1,5-2 yemek kaşığı tereyağı Yarım yemek kaşığı domates salçası, 1 tatlı kaşığı tuz. Kuru patlıcan yemeğinin yapımına ilk önce patlıcanı ve biberi haşlayarak başlayacağım. Kuru patlıcan ve kuru biberi yıkıyorum. Ve kaynayan tuzlu suda kara suyunun çıkması ve yumuşaması için haşlıyorum. Patlıcanın kara suyu çıkıp yumuşayınca patlıcanı ve biberi süzgece alıyorum. Evet patlıcanımız haşlandı. Bir büyük boy kuru soğanı yemeklik doğruyorum. Bir tencereye 2 yemek kaşığı tereyağını ve yemeklik doğradığım kuru soğanı alıyorum. Soğan dirilini kaybedene kadar kavuruyorum. Soğan dirilini kaybedip hafif rengi dönmeye başlayınca yarım yemek kaşığı domates salçasını ekleyip biraz daha kavuruyorum. Tencerenin yarısına kadar sıcak su ve bir tatlı kaşığı tuz ilave edip kaynamasını bekliyorum. Haşladığım patlıcan ve biberi tekrar kara suyunun gitmesi için sudan geçirip tencerede kaynamakta olan salçalı suyun içine atıyorum. Tekrar kaynamasını bekleyip kaynadıktan sonra orta hararette patlıcan yumuşayana kadar pişiriyorum. Eğer suyu az gelirse yani suyunu çekerse biraz daha sıcak su ekleyebilirsiniz. Evet kurutulmuş patlıcan yemeğimiz hazır. Sıcakken servis tabaklarına alıp servis ediyorum. Herkese şimdiden afiyet olsun. Yorumlarınızı bekliyorum. Vakit ayırıp videomu seyrettiğiniz için teşekkürler. Kanalımıza abone olarak bize destek olabilirsiniz. Yeni yüklediğimiz videolardan anında haberdar olmak isterseniz, videonun altındaki çan ikonuna tıklayabilirsiniz. Çan ikonuna tıkladıktan sonra tüm bildirimleri açık yapmayı unutmayın. Tarifimi beğendiyseniz like atmayı da unutmayın. Daha çok tarif için www.lezzetli.com'u ziyaret edebilirsiniz. Ayrıca bizi sosyal ağlarda da takip edebilirsiniz. Yemekleriniz lezzetli, sofralarınız bereketli olsun. Yepyeni ve lezzetli tariflerde görüşmek üzere, hoşçakalın.